Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu, yılların eskitemediği güzel, Arzum Onan hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de böyle videoların gelmesini ve daha fazla videoyu gelmesini isterseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi Arzum Onan hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 31 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okumuştur. Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı bölümünden mezun olmuştur. 1992 tarihinde Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başlamıştır. 1993 tarihinde Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli, aynı yılın Temmuz ayında ise Miss Europe yarışmasında Avrupa güzeli seçilmiştir. Arzum Onan hakkında daha fazla bilgi edinmek için onun kendi hakkında söylediği ve onu daha yakından tanımamızı sağlayacak röportajlarından kesitler sunacağız sizlere. Sorulara verdiği yanıtlardan onu daha yakından tanıyacağız. 9 yıl sosyal medyada olmasa yüzünüze hasret kalacağız, nasılsınız, neler yapıyorsunuz diye sorulduğunda, kendimi anlatmayı çok sevmiyorum. Söyleyecek bir sözüm olduğunda konuşuyorum. Emek verdiğim çalışmaların sanatseverle buluşacağı heyecanlı bir dönemdeyim bu ara. Yoğunluklar, küçük koşturmacalar var diyerek anlatmış, cevap vermiştir. 48 yaşındasınız. Zamanla neler değişti diye sorulduğunda ise, güzel yaş aldığımı düşünüyorum. Elbette bunu dış görünüş açısından söylemiyorum. Ben fiziksel özelliklerimi önemsemeyip her zaman heybemi başka değerlerle doldurmaktan yana oldum. Onun için her geçen sene biriktirdiklerimle kendimi daha güzel hissediyorum ve bunun için şükrediyorum diyerek yanıtlamıştır. Hep çok güzel bir kadındınız. 1993 Miss Turkey, 1994 Avrupa Güzellik Kraliçesi seçildiniz. Modellik, oyunculuk yaptınız ama sonra yönünüzü değiştirdiniz ve 14 yıldır heykel tıraşsınız sorusuna ise şu sözlerle yanıt vermiştir. Plastik sanatlara ilgim her zaman vardı. Yaşım ilerledikçe de okuyan, tartışan, üretmek isteyen, merak eden herkes gibi kendimi ifade etme biçimini zenginleştirmeye ihtiyaç duydum. 14 yıl önce tabii ki bu kadar net cümlelerle başlamadım heykele ama bugün geldiğim noktada tarif edilemez bir zenginlik yaşıyorum diyerek cevaplamıştır. Hiç mi özlemiyorsunuz oyunculuğu sorularına ise oyunculuğu yaptığım dönemde elbette severek yaptım ama bugün bunun eksikliğini hiç hissetmiyorum diye yanıt vermiştir. 6 yıl önce Hülya Avşar programında erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın demişti eşiniz Mehmet Aslantoğlu da ona şu cevabı vermişti. Kadının üretime girmesi lazım. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor. Var ya atanın işaret ettiği sosyal medyadan eleştiriler geldi. Arzum Hanım da onunla evlenince ev hanımı oldu diye. Bu soruya da şöyle yanıt vermiştir Arzum Onan. O yorumları yapanlar bizim çalışma hayatımızı sadece podyumdan, televizyon programlarından ibaret sanıyorlar galiba diyerek güzel bir cevap vermiştir. Mehmet Aslan Tuğsuz bir Arzum Onan mesleki olarak nerede olurdu sorularına ise şu sözlerle yanıtlamıştır. Mesleki olarak nerede olurdum sorusunun cevabını bilemeyiz. Bildiğim tek şey var ki o da Mehmet'in bana çok şey kattığı. Küçük yaştan başlayıp 25 yıl süren bir yoldaşlıkta tersi de mümkün değil zaten. Seçimime gelince o cıvıltılı hayatın tuzakları var. Popüler işler yaptığınızda söz konusu cıvıltıyı diri tutarsınız zaten. Bu çok kolay ama sadece popüler olmak üzere bir varoluşu temsil edersiniz.
ve bir gün öyle olmadığınızda kendinizi açıklayacak, tanımlayacak duygularınızı da kaybedersiniz, diyerek yanıtlamıştır. Mehmet Aslan Tuğ ile birbirinize verdiğiniz emek, kıymet, sanat camiasında çok da görmediğimiz bir tablo. Sahiden bizim dışarıdan gördüğümüz gibi misiniz? Sorularına ise, sadece dışarıdan böyle görünmek için 25 yıl çok uzun bir süre ve inanın böylesi bir rol içinde hayat çok kısa, diyerek yanıtlamıştır. Hiç mi kavga etmezsiniz sorusuna ise gülerek, etmeyiz desem inanır mısınız, diyerek kinayeli bir cevap vermiştir. Bir dönem sürekli ha ayrıldılar ha ayrılacaklar haberleri çıktı. Bu haberler sizi yordu mu sorularına ise şu şekilde yanıt vermiştir. Başlarda aile büyüklerimiz ya da sorumluluk duyduğumuz başka insanlar açısından zor durumda kalıp üzülüyorduk. Sonra bu tür haberlerin ve daha da kötülerinin hep çıkacağını, bunun önüne geçmek için de yaşam biçimimizin seyrini değiştiremeyeceğimiz gerçeğini kabul ettik, diyerek yanıtlamıştır. Bir ilişkiyi 25 yıl sürdürmek hele böyle bir zamanda yorucu mu yoksa huzurlu bir yolculuk mu sorularına ise şu sözlerle yanıtlamıştır. Kolay olduğunu söyleyemem. İlişkiyi diğerlerinden farklı olarak göz önünde yaşamanın getirdiği bir takım sorumluluklar var. Bu sorumluluğun bilincindeyseniz aynı zamanda özveri yetinizin de gelişmiş olması gerekir. Önceliğimiz birbirimiz ve ailemiz olduğu sürece ilişkimiz yorgunluktan çok huzuru barındırıyor, demiştir. Mehmet Bey'i hangi sözlerle tarif edersiniz ve aşk hala baki mi sorularına ise diğer yarım ve yoldaşım kelimeleriyle tarif etmiştir. 1,5 yıl tiroid kanseri tedavisi gördünüz. O günlerde size kalan en büyük tecrübe ne oldu sorularına ise, eğer o günlerden mutlaka bir tecrübe edindiysem her şeyin insanlar için olduğunu yeniden anladım diyebilirim. Başıma kötü bir şey geldiğinde daha kötüsü olabilir diyerek her daim şükretmeyi bildim. Aileme sığınmak asıl değerim oldu, diyerek yanıtlamıştır. Oğlunuz Can artık büyüdü, bir genç adam. İletişiminiz nasıl? Büyüdükçe zorlukları da büyüyor mu? Sorularına ise, elbette bazen keşke küçüklüğüne gidebilsek, o günlerin daha çok tadını çıkarabilsek diye düşünüyoruz. Ama büyüdükçe de başka türlü bir ilişki halini aldı aramızdaki iletişim. Küçüklüğünden beri olan duygusallığı, bağlılığı, sinirlense bile asla vazgeçmediği nezaketi, adalet ve hakkaniyet duygusu, genç olmasına rağmen zor olmadığı gibi müthiş bir lezzet katarak çoğalıyor, diyerek yanıtlamıştır. Bazen heykellerinizi Instagram'a koyuyorsunuz, beğeni yağmuruna tutuluyorlar. Nereden geliyor heykele yönelik bu el becerisi, diye sorulduğunda ise, heykel tarih boyunca en zor sanat dalı olarak kabul edilir. Özveri ve kararlılık ister. Hem yaratıcılık süresince fiziksel olarak hem de toplumda karşılığını bulması bakımından epeyce zor olanı seçtiğimi biliyorum. Açık konuşmak gerekirse çözüldüğüm zamanlarım oldu ama zorluğuyla mücadele ederken tanıştığım her bir malzemenin huyunu öğrendikçe duygularımı üç boyuta taşımak bir yaşam biçimi oldu benim için. Yani beceri sebat göstererek ve çok çalışarak yolunu buluyor, demiştir. Mükemmelliyetçi misiniz sorusuna ise, bilmem, ilk sergimi heykele başladıktan 9 yıl sonra açtım. Bunun fazla mükemmelliyetçi olmamla bir ilgisi var mıdır acaba ve hala en güzel heykelimi yapmayı bekliyorum, diyerek yanıtlamıştır. Serginin teması kadın, kadına dair ne göreceğiz, neyi anlatacak o yaptığınız sanat eserleri diye sorulduğunda ise, sosyoekonomik, sosyokültürel bakımdan farklı kadınların kendi rızaları ya da baskıyla sıkıştığı, üzüldüğü, gözyaşı döktüğü yere kendimce işaret etmek, dokunmak istiyorum. Hatırlamak ve hatırlatmak ana yüreği gibi bir devlet beklentim var, diyerek özetlemiştir. Sevginin teması kadın, kadına dair ne göreceğiz diye sorulduğunda ise kadınlar hakkında daha elini taşın altına koyacak işler yapmayı planladığını ifade etmiştir. Arzum Onan hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.